olayla ilgili görüşülüyor, gerekli değerlendirmeler yapılıyor. Netleştikçe zaten bu medyamızla da, basınımızla da, milletimizle de paylaşılacaktır. An itibariyle yine dördü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına da tekrar başsağlığı diliyoruz. Ve 81 de yaralımız var. Bunlardan ikisi ağır olmak üzere. İlk etapta Taksim İlk Yardım Hastanemiz olmak üzere çeşitli farklı hastanelerde bu yaralılarımız da tedavi altında. Ümit ediyoruz hepsi de bir an önce sağlığına kavuşurlar. Tabii emniyet güçlerimiz, gerek savcılığımız, adli birimlerimiz tüm çalışmalarını yürütüyorlar. Olay yeri inceleme tüm hızıyla devam ediyor. Burada gerek buradaki görevli savcılarımız, 8 savcımız var yakınlıyorum Sayın Bakanım ve yine merkezde adli tıpta yine 6 savcımız ilave çalışmalarını devam ettiriyor. Bu gerektiği takdirde zaten artırılarak tüm lojistik destek ve gerek adli gerekse idari boyutta tüm çalışmalar güvenlik boyutunda yapılacaktır. Yapılıyor. Son ana kadar da olayın takipçisi olacağız. Tabii Türkiye'de huzur ve güven hakim. Gerek sınırlarının içerisinde gerekse sınırlarının ötesinde. Biz kararlıyız. Bu olayların arkasında kim varsa, her kim varsa sonuna kadar sınırların içinde değil dünyanın öbür ucuna da gitse, bunun arkasından diğer teröristlere nasıl ulaştıysak bunlara da ulaşılacaktır. Ve yine Türkiye'ye getirilecektir, gereği yapılacaktır, yargıya teslim edilecektir. Her ne pahasına olursa olsun bunun hesabı sorulacaktır. Türkiye eski Türkiye değil. Bunu herkes böyle bilsin. Eski Türkiye gibi her yönüyle şu anda kalkınma yönünde, güvenlik yönünde, huzur yönünde istikrarı sağlamış bir ülke ve dünyada bölgesindeki ve dünyadaki birçok olayda söz sahibi olan bir Türkiye'ye hiç kimse bu tür eylemlerle ne mesaj verebilir ne de yolundan döndürebilir. Türkiye tüm kararlılığıyla yoluna devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, başkanlığında dimdik devam edeceğiz. Biz bu olayı çözeceğiz. Çok yakında çözeceğiz hem de. Ve çözdüğümüz zaman da sadece bu olayın tetikçileri değil, bu tetikçilerin arkasında kim varsa, önünde, sağında, solunda, gerek içeride, gerek dışarıda her kim varsa bunun hesabı tamamından sorulacaktır. Ben bu mesajı paylaşmak istiyorum. Tekrar geçmiş olsun. Sayın Bakanlarımızın söyleyecekleri vardır. Sayın Bakanım. Yok yok. Siz söylediniz zaten. Sayın Bakanım, teşekkür ederim. Siz gereğini söylediniz. Gitmeden önce tüm bilgileri hem gitmeden önce aldı, detaylıca değerlendirdik. Hem de zaten an be an yolda da an be an zaten takip ediyorlar. Sonrasında da yine detaylı olarak takiplerini sürdürecekler. Biz de bilgi arz etmeyi sürdüreceğiz. Orada da G20'de zaten yine Türkiye biraz önce ifade ettiğim çerçevede yürüdüğü yolda kararlılıkla yürüyecektir. Ve bunu da orada yine tüm dünya görecektir. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Sorular varsa alabiliriz. Yok. Evet, teşekkürler. Teşekkür tekrar geçmiş olsun. Başımız sağ olsun.